Durmuşun rotasında Brüksel Motor Show 2018'den herkese merhaba. Brüksel Expo Oto Salonu'ndan en güzel, en kıyak, en ekonomik, en prestijli arabaları sizlere göstereceğiz. Bu yıl 96.sı düzenlenen fuarda yeni çıkan modelleri incelemek ve sizler için görüntülemek üzere fuar alanını gezmeye başlıyorum. Brüksel Araba Fuarı her yılın başında 10 gün boyunca ziyaretçilerine açık oluyor. Daha birinci salondayız. Yaklaşık 12 salon var. Dünyanın en önemli markaları, en son modelleri ve geleceğe yönelik konsept çalışmaları ile fuarda yerini almış. Bu görmüş olduğunuz araba yaklaşık olarak 450-500 bin euro civarında. Her bütçeye göre arabalar burada mevcut. Evet arkadaşlar, Ferrari'yi çizik satıcı yakaladı, ne yapacağız? Vay pardon istiyor. Abi ben battım. Ben nasıl ederim o kadar parayı? Como je peux payer ça? Mazda'nın CX-5 modeline bakalım. 42.260 euro. Arkadaşlar, araba sevenler için burası bir cennet. Renault Talisman modelinin önündeyiz. Yaklaşık olarak 39.850 euro bu yeni modeli. Şöyle bir göz atalım. Renault standında bizi bir robot karşıladı. Kısa bir selamlaşmanın ardından hünerlerini sergilemeye başladı. Niye bakıyorsun lan tip tip? Benden pek hoşlanmadı galiba. Arkadaşlar, bu da Renault'un geleceğe yönelik arabalarından bir tanesi. Demek ki gelecekte bizi bu tür arabalar bekliyor. %0 faizle 4 yıl boyunca aylık kiralar gibi araba alabiliyorsunuz. Bu araba fuarlarının ciddi anlamda tüketiciye avantajları var. İlerleyen zamanlarda ülkemizin de araba markası, bir motor markası olması bizim için önemli. İnşallah ileriki yıllarda kendi markamızı da çekeriz diye düşünüyorum. Evet, Ferrari La Portofino serisi ilk defa Brüksel'de görücüye çıkıyor. C'est quoi le valeur de ce type de voiture? La voiture coûte démarre à 161 000 euros. 161 bin eurodan başlayan fiyatlarla bu arabalar satılıyor. Tabi artı tax. Arkadaşlar, Ferrari standında farklı bir sürprizim var size. Hüsnü Stefan, merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakın neler duyuyorum. Ferrari standında Türkçe konuşuyor. Biraz çıktı. Stefan, nerelisin? Efendim, ben Belçikalı'm. Ferrari şirketinde çalışıyorsunuz. Türkçeyi nereden öğrendiniz? Türkçe'de çok Türk arkadaşlar var. O zaman yavaş yavaş. Türk arkadaşlarınızdan mı öğrendiniz? Türkleri çok seviyorum. Türkler. Öyle mi? Tabii. Ben Türkiye'de çok gittim. Türk müşteriniz çok mu? Çok. Ama kim?
Onu söyleyemeyiz. Evet. Peki Türklerde çok Ferrari var mı? Var. Türkler çok en çok hangi arabayı seviyor? Bu. Modeli ne bunun? 488. 488 modeli. Bu arabanın fiyatı 230 bin euro. Hayalindeki arabayı kullanmayı nasip etsin. Şu anda Ferrari'nin 812 modelindeyiz. Bu yaklaşık olarak Belçika'da 378 bin euro. Ferrari'ye yapmamam gereken bir şeyi yapmaya karar verdim. YouTube'da bir ilk. Ben bu arabayı çizerim. Şimdi inanmıyorsunuz değil mi? Peki. Hep beraber göreceğiz. Ya ben bu arabayı çizeceğim de. Bunlar da beni çizer, korkuyorum. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Ve beklenen an. Aslında resim çok fazla iyi değil ama artık bu arabayı çizeceğiz dedik. Çizebildiğimiz kadar çizelim. Evet arkadaşlar, ben çizerim dedi mi çizerim. İşte Ferrari'yi çizdim. Bu fuarda gerçekten milyonluk bir Ferrari'yi çizecek kadar bilincimi kaybetmedim. Bu küçük şakamız için kızan varsa kusurumuza bakmasın artık. Ne yapıyorsak sizler için. Rolls Royce'un standındayız. Bakalım Rolls Royce sevenlere neler hazırlamış. Bu sene hangi modelleri gösterecek? BMW'nin standındayız. Bakalım BMW yenilik olarak bu sene neler çıkartmış. Şöyle hep birlikte bir tur atalım. Ulan ben bu arabaya nasıl bineceğim şimdi? Deneyelim bakalım. Bu araba çok küçük. Şöyleydi galiba. Böyle yan oturuyorsunuz. Aa, gömüldüm içine lan, gömüldüm. Ne yaptık biz arkadaş? Evet arkadaşlar, BMW i8 serisindeyiz. Bu araba elektrikli. Vay, bundan inmek binmek de çok zor. Arkadaşlar BMW'nin Z4 serisi 2019'da kullanıcılarına satılacak. Şu anda konsept araba. Evet, 97.520 euronuz varsa bu X5 arabaya iyi performansına sahip olabilirsiniz. Tabii bu arada kablonuzu unutmayın. Bu da elektrikli. Evet, bakalım BMW'nin 7 serisinde ne gibi değişiklikler var. Arka tarafı tamamen makam arabasına göre uyarlanmış. 2 kişi oturabiliyor. Artı bu arabanın en önemli şeyi, anahtarı çok özelliği var. Kendi kendine de park edebiliyor. Ama yine de siz olun. Çok da fazla otomatik pilota güvenmeyin. Bunu biliyorsunuz, ilk testte çıkartmıştım. Bu bölümde fuarın birbirinden güzel, birbirinden harika, birbirinden yeni model prestijli arabalarının görüntülerini sizlere ekranlara taşımaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Bizden bugünlük bu kadar. Fuar gezimize sonraki bölümde devam edeceğiz. Takipte kalmak için abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.